Merhaba sevgili Başaklar. Selamlar sevgili Başaklar. 2014 yılı Başak Burcu için aşk hayatında Neptün gene biraz... Neptün, evet, sizler birazcık bulanıklıklar, özellikle ilk derecelerde doğan Başakları biraz etkileyebilir ya da yükselen Burcu Başak'ın ilk derecelerinde olanları biraz yani etkiliyor. Yani 30 Ağustos'a kadar doğan Başak Burçlarından sevgi ve aşk ilişkileriyle ilgili karışıklıklar devam ediyor. Yani Satürn ve Jüpiter'in pozisyonları aslında bazı Başak Burçları analiz ve sentezi bırakıp karşıdaki kişiyi eleştirmeyi biraz bırakırsa, biraz daha rahat ve free bir şekilde davranırsa gerçekten sevgi ilişkilerinde aktif bir döneme girecek. Aslında 2015'tir Başak Burcu için. Yani şu Jüpiter'in 2015 Ağustos'tan itibaren hareketidir Başak Burcu için ciddi aşklarla ilgili bir dönem. Ama elimizde gene de çocuklar hiçbir şey yok değil. Bir şeyler var. Yani karşımıza birileri çıkabilir. Özellikle, Boğa Burcu'ndaki tutulma diyorum ben bir etkiliyor. Boğa Burcu'ndaki tutulma Nisan ayında, 29 Nisan'da etkili olabilir. Bunun yanı sıra 1 Mart Balık yeni ayı ilişkilerle ilgili yeni adımlar da attırabilir. Çünkü o 1 Mart'ta Jüpiter Güneş üçgeni de var. Aslında o Balık yeni ayında. 1 Mart'ta da yapabilir bunu. 18-19 Mart'ta da yapabilir. Evet. Gerçeği söylemek gerekirse Mart ayı aşk hayatında bazı girişimler var Başak etkisi için. Eylül ayı da çok önemli bir ilişkiler ay. İlişkiler adına önemli bir ay. Tabii 9 Eylül Balık burcundaki dolunay aşk hayatı ile ilgili beklenmedik olaylara sebebiyet verebiliyor. Bir de 14 Mayıs Akrep burcunda dolunay. Akrep bunlar... burcu dolunayı ve Temmuz ayındaki 12 Temmuz'daki Oğlak dolunayı da yine aşk ani hayatı. Bir aşk gündeme getirebilir. Aslında ani aşkların, sürpriz ilişkilerin çok yoğun olduğu, çok beklenmedik olayların olduğu Ocak ayı mesela, Venüs'ün retrosu, yarıda kalmış bir ilişkinin aktifleşebileceği bir yıl. Yalnızca arkadaşlar, bir an pek çok Başak Burcu'na bir yıldız haritalarına baktırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o kadar çok aşk ve sevgiyle ilgili transit var ki, bazıları gerçek anlamda çok özel ilişkiler yaşayabilirler. Bazıları ilişkilerde küçük hayal kırıklıklarıyla karşılaşabilirler. Yani bilinçokulu sorumlu astroloji 2000'den danışmanlık alabilirsiniz. Demet Balçıcı'nın ve benim yönettiğim gruptan. Bunun yanında doğum haritalarınızda bakarım. Neptününüz ne durumda? Evet. Eğer Neptününüz retrograde hareketteyse belki ilişkilerde bazı sorunlar yaşayacaksınız. Karışık bir yer. Yani bazı Başak Burçları ruh izleriyle falan karşılaşırken bazı Başak Burçları da ayrılacaklar ama bunun için harita yorumu önemli sevgiler. Hoşça kalın. Güle güle.